Ve MHP grubu Devlet Bahçeli'nin ana gündemi ikinci bir darbe söylentisiydi. Hainler tekrar gelecekmiş diye söze başladı. Sonra şöyle dedi. Biz onları bekliyor olacağız. Geldikleri gibi gidemezler. Şimdiden duyuruyoruz. Ederi bir dolar olan geri gelecekse gömülmeye de hazır olmalı. İkinci darbe Kasım ayında geliyor iddiasına MHP lideri Devlet Bahçeli sert çıktı. Grup toplantısından darbecilere meydan okudu. Geldiğiniz gibi gidemezsiniz dedi. Hainler tekrar gelecekmiş. Darbeciler yine hazırlanıyormuş. Eğer böyle olursa biz de onları bekliyor olacağız. Geldikleri gibi gidemeyeceklerini de şimdiden duyuruyoruz. Bahçeli bir kez daha FETÖ'nün siyasi ayağında kimler var sorusunu sordu. 15 Temmuz darbe teşebbüsü gerçekleşmiş olsaydı devlet ve siyasette kimler hükmedecekti? İhanetin çıban başları kimlerdir? MHP lideri yeni kapı ruhuna bağlı olduklarını söyledi. Ardından da MHP AK Parti'nin bastonu olduğu eleştirilerine sert tondan karşılık verdi. Eleştirilerinin hedefinde ise CHP vardı. Bir edensizler, siz FETÖ'nün kurşun askerliğine talip olurken bir şey olmuyor da bizim Türkiye'ye müdafaa etmemiz mi gözünüze batıyor? Hiç kimse haddini aşmasın. Yediğimiz aşı da biliriz, atacağımız taşı da. CHP eleştiriyor, muhalefet ediyormuş. İyi de bundan bize nedir? CHP'nin su kaynattığını ve kayış attığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştılar demesiyle başlayan tartışmayı Bahçeli hayretle karşıladığını söyledi. El alem uzayı tarıyor. Jüpiter'in uydusunda su olup olmadığını konuşuyor. Başka işimiz yokmuş gibi Lozan'ı masaya çıkarıyoruz. Grup salonundan yükselen sloganlara MHP liderinden uyarı geldi. Grup toplantımızı başka partilerin toplantısına benzetmeyelim lütfen.